Bu nedir ya? Kapak nerede? Hı? Çıkartamıyorum ben. Ya şu efsane bir şey oldu ya. Işıl Beder'le mutfak saatine hoş geldiniz. Arkadaşlar 3-4 tane, belki 5 tane gücümün yettiği yere kadar. Kameranın şarjını yettiği yere kadar yemek yapacağım. Ama hiç böyle egzantrik şeyler falan beklemeyin. Yani normal düz pırasa falan yapacağım. Bu arada biraz önce baktım, pırasa kalmamış. O zaman düz karnabahar, düz patlıcan ve fırın makarna yapmayı düşünüyorum. Üstüne de böyle yulaflı, tatlı gibi bir şey yapacağım. Böyle ufak kurabiye gibi. Cırabilecek miyim bilmiyorum. 8 saat boyunca yemek yapacağım arkadaşlar. Hazır mıyız buna? Kamerayı şarja taktığım için şöyle konuşmak zorundayım. Biraz önce video çektim. Hazırlanmışken bunun için dedim bir de yemek yapıştırayım. Zaten evde de ihtiyaç var yani yemek yapılması. Çünkü beyin bedava. Karnabahar greten gibi bir şey yapacağım fırında karnabahar. Onun için suyumu kaynattım. Birazdan yarısını suya atacağım. Patlıcanları da keseceğim. Patlıcan oturtma gibi bir şey yapacağım yani. Ama patlıcanları kızartmayacağım kesinlikle. Fırına atacağım. Fırını çalıştırdım zaten. Bunları şimdi böyle ince ince keseceğim. Ondan sonra tuzlu suda bekleteceğim. Biraz sonra kurulayıp... Yallah fırına. Şunu da kaldırayım şuradan. Allah'ım ne kadar dağınık bir insan. Pringles'ı da kaldırsam hepiniz için hayırlı olacak sanıyorum ki. Bu arada geçen videoda bahsetmiştim size. Bunları ben bir yıkama gafletinde bulundum. Bunlar mantarmış galiba. Yani hepsi şişti şu anda. Hiçbir baharatlı kapağı oturmuyor yerine. Yamuldu yani. Baksanıza oval şekilde. Herhalde atıp yesini almam gerekecek. Çünkü kapakları kapanmıyor. Karnabaharlarımı kestim. Patlıcanlarımı doğradım. Suyun içinde bekletiyorum. Tuzlu suya koyuyorum ki kararmasın diye, püf noktası. Eminim herkes biliyordur. Havuç da koydum karnabaharların içine birazcık. Çünkü bu sadece ben yiyeceğim için istediğim gibi yapabilirim yani. Size bir tane minik karnabahar çiçeği hediye etsem barışır mıyız acaba? Bunları koyalım şimdi, haşlansınlar. Ve bunun içine şey koymaya da karar verdim şu anda. Kıyma. Sığacak mı buraya ya acaba? Becerebilecek miyim? Ben daha önce hiç karnabahar gratin falan gibi bir şey yapmadım. Dışarıdan biri izlese beni, giriş kat ya benim. Çünkü yemek yaparken niye konuşuyor kendi kendine deli gibi? Arkadaşlar gerçekten öyle bir gerçek var ama biz mesela vlog çekenler evde devamlı tek başımıza aslında konuşuyoruz yani. Hiçbirimizin akıl sağlığının yerinde olmaması da buna bağlıyorum ben. Bir püf noktası dahaymış biraz önce okudum. Karnabaharları çok pişirmememiz gerekiyormuş yani. Sert de kalmayacak ama çok da pişmeyecekmiş. Çünkü... Tekrar tekrar ısıtmamız gerekiyor ya bunu. Bu arada devamlı yutkunuyorum, farkında mısınız? Çünkü acıktım, acıktım. Buna sığmadı ya, görüyor musunuz? Lan taştı yani, ne yapacağım ben? Şimdi şurayı boşaltalım. Patlıcanlarımızı kurulayalım. Ondan sonra önceden 180 dereceye ayarladığımız ve ısıttığımız fırının içine koyalım. Temiz bir mutfak bezi çıkartıyorum. Patlıcanlarımı böyle... kuruluyorum. Ya kızartmayacağım için aslında aşırı kurulamama da gerek yok ama şu kızgın yağ atmayacağım ya. Karınca bastı. Yani karınca basmak değil de bu mevsimde hep bizim karınca oluyor. Ben de kıyıp öldüremiyorum. Zaten asla zehir falan kullanmam. Sadece karıncanın yuvasını bulup oraya böyle böcek şeyi sıkıyorum arkadaşlar. O da iyi geliyor mesela. Böcek ilacı böyle pıs diye. Ondan sonra oradan çıkmıyorlar bir daha. Evet, bunları diziyoruz. Tek tek dizemeyeceğim. Hadi aslanım, hadi sığ benim. Yüzümü kara çıkarma, hadi. Evet, sığdı gibi. Gibi sanki. Koca tepsi ama iki kişilik yaptığım için yemeği. Fırınımı ısıtmıştım, atıyorum fırına. Hazır mısınız? Yee, ben coşkuyum. Ben ayağımla kapattım ve siz görmediniz. Aydınlatım nasıl parlıyor, farkında mısınız? Bu arada bir soyundum arkadaşlar, fark etmişsinizdir. Soğanlarımı kestim. Patates var. Normalde bu yemeğe, patlıcan yemeğine patlıcan oturtma gibi düşünebiliriz bunu. Patates çok güzel oluyor ama evde patates yok. Şey var. Sweet potato. Tatlı patates. Soğanla birlikte kavuracağım. Ondan sonra patlıcanlarla suyu ekleyeceğim. Umarım bu karnabaharlar pişene kadar patlıcanlar olur arkadaşlar. Öyle ümit ediyorum. Vallahi alnımın akıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadan çıkarsam bu yemek işinden ve videodan. Zaten farkındasınızdır herhalde değil mi? Bütün videolara yemek koyuyorum yani. Hepsinde bir yemek ya da makarna diyesim geldi. Karnı yandım. Makarna da beni düşürüyor mu acaba? Allah'ım da ne kadar sağlıklı bir yemek. Ölüyorum. Aynı kaşığı buna da soksam kesin laf edersiniz değil mi? O yüzden aynı kaşığı sokmayacağım tabii ki. Haha. Nefes alamıyorum. Ne olacağım şimdi arkadaşlar burada? Kıymamı da aldım.
biraz kıyma koyalım. Sonra salçamızı ekleyelim. Sonra patlıcanlarla suyu koyacağız ve tamamlanmış olacak. Aman tanrım, hep aynı pijamayla vlog çektiğimi fark ettim arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonra ev vloglarında giymek için özel pijama alacağım. Bu arada yemek yaparken elini 150 kere yıkayanlar burada mı? Bende böyle bir alışkanlık oldu ya. Yuu, kaşık ısınmış, kaşık ısınmış. Bir de sıcak suyu açtım üstüme. Biraz daha acı biber salçası, Kore. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz, gochujang. Gochujang. Whatever. Çok güzel oldu galiba. Patlıcanlar da oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. O suyunu çekti yani, bayağı kuru bir patlıcan haline geldi. 2 dakika daha dursun, ondan sonra yemeğin içine atacağım. Yemeğim de şöyle. Allah'ım da çok güzel. Artık fırın kapansın bir süre lütfen. Şuralarımdan şimdi terler akacak, az kaldı. Ya bu yemek kanalları falan ne yapıyor acaba ya? Hepsi yani çok zor böyle bu kadar sıcakta yemek yapmak. Evet, kapağını kapatalım. Bu bir süre pişecek arkadaşlar. Kapak nerede? Hı? Ben bunları da alıyorum buradan. Daha sonra bu tencereyi yıkayıp fırın makarna için makarna haşlayacağım. Su kaynattıktan sonra. Bunları tepsiye diziyorum. Ne deniyordu buna? Borcam. Ben buna kıyma koyacağım için onu da kavurmam gerekiyor tabii. Bunu da çıkartamıyorum ben. Kıymam da oldu. Kıymayı şu anda sizin şunu görebileceğiniz bir seviyeye alsam burada iyi miyiz? Adı neydi ya yemeğin? Graten. Karnabahar graten. Kelimeleri unutuyorum ya. Size de oluyor mu hiç? Bakıyorum yani burada yoğurt var, yumurta var, un var, tuz var. Yani tuz var tabii. Süt var burada. Yumurta, yoğurt, süt, un, yağ. Hepsini karıştıracağım herhalde. Beşamel sos gibi ama pişirmiyorum bunu değil mi? Tamam, çiğden döküyoruz. Okey, şimdi yapıyorum. Alright. Bunun kendi yoğurt kabında bu arada. Manda yoğurdu yaptım. Üzerimize afiyet. Peynir gibi oldu ama şu anda suyu da içinde. Porsiyon küçük olduğu için bir tane yumurta koyacağım. Ama ben yalan çekiyorum. Yumurtam kalmamış. Çıkma telim. Neredesin? Çıkma telini bulamadığım için mikserin ucunu kullanacağım arkadaşlar. Çünkü beyin bedava biliyorsunuz. Bunların tabii hepsinin ölçüsü var ama şu anda onunla uğraşamayacağım. Böyle beşamel sos kıvamında falan gibi bir şey olacak herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Kullandıklarımızı şuradan da kaldıralım. Bende tuz. Karabiber. Şu bütün tezgah sırılsıklam su olmuş durumda şu anda. Bunu böyle çiğden döküyorum. Ondan sonra üstüne de kaşar, herhalde pişmeye yakın kaşar koyacağız diye düşünüyorum. En azından günlük sporumu da yapmış oldum burada yani bu vesileyle arkadaşlar. Omlete benzedi yani şu anda. Üf. Vallahi güzel oldu ha. Becerdim. Ekranlar karşısında. 80 milyon karşısında rezil olmadım. Sulu güzel bir yemek oldu. Bu da tamam. Şimdi şuraları toparlayıp makarnamıza geçebiliriz. Işığı kapattım artık. Çok sıcak, dayanamadım. Beşamel sos yapmamız gerekiyor. Beşamel sos için ben çok beceremiyorum beşamel sos yapmayı ya. Böyle pütürlü kalıyor biraz ama tereyağı, sıvı yağ koyuyoruz. Ondan sonra un koyuyoruz. En son süt koyuyoruz değil mi? Çok zormuş ya kameralar karşısında yemek yapmak. Kırsam mı kırmasam mı? Kırayım ya değil mi? Kırayım mı ya? Kırmayayım hadi. Yarısını yapacağım. Yağ koyacağım sadece. Sıvı yağ da aslında koyuyor değil mi bazıları? Tam bilmiyorum ben ya. Muhteşem yemek yaptığımı asla iddia etmem zaten. Peyniri bol koyabilirim. Evet. Challenge'a hazır mısınız? Bakalım nasıl olacak. Un koydum ama çok az mı koydum acaba? Beşamel sos hayatımda 2 kere falan yapmışım herhalde ya. Çok bildiğim bir konu değil. Oh, güzel koktu ha. Bence ben koyabilirim sütümü şu anda. Ne acaba, birazdan mı kavuracağız? Ne yapacağım bilemedim. Hayır, katılaşıyor bu, normal mi? Ama daha makarna olmadı. Daha makarna olmadı. Yanlış bir şey yaptım ben şu anda. İkisini beraber denk getirmem gerekiyordu. Yerde patlayacağını biliyordum bu işin arkadaşlar. Fazla iyi gittik bu zamana kadar. Ve bir an önce makarnamın pişmesi için dua ediyorum şu anda. Lütfen. Düzmek istemiyorum makarnayı. Çünkü böyle sulu sulu daha güzel oluyor. Anlatabildim mi? Evet, içine döküyorum.
Şöyle anime. Vallahi bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Bir pürüz kalmadı arkadaşlar. Ben beceriyorum galiba evde kala kala bu bu işler oldu gibi ya. En sert peynirden koyuyorum. Arkadaşlar ezine tam yağlı. Bunu kullanacağım. Ama bu borcam biraz büyük. Kalan peynirleri de koyalım. Asla ziyan etmem. Asla. Küçük borcamıma karnabahar koydum. Büyük borcama da bunu koyacağım. Cev çok güzel oldu. Göstereyim size. Tak diye düşürüyormuşum mesela şimdi. Ben bunu direkt fırına atayım. Sonra üstüne rende kaşar koyarım. Yes! Başardık. Şu anda saatin 10.30 olduğunu fark ettim. 3 saat yemek yapıp arkadaşlar size yemeklerin bitmiş halini göstermedim fark ettim. Patlıcanı göstereyim size. Üflü müflü. Güzel oldu yani. Fırındakini gösteriyorum. Ya şu efsane bir şey oldu ya bence. Şu. Neydi adı? Karnabahar. Makarna da geliyor yanında. Ben size göstermeden arkadaşlar kendime bir tabak koymuş bulundum çünkü çok açım. Bu fırın makarnamız oldu. Bu karnabaharımız ve dökülen kısım. Daha arkadaşlar patlıcan oturtma. Şimdi ne yapıyoruz? Saat 11 falan. Afiyetle yiyoruz. Ondan sonra da yatıyoruz.